6 Şubat depremlerine Antakya'da ailesiyle yaşadıkları evde yakalanan ve 4 gün enkaz altında kalan küçük kız, yağmurda ıslanan bez parçasının sıkıp suyunu içerek hayatta kalmıştı. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise tedavisi halen süren küçük depremzede Fenerbahçe yöneticileri tarafından ziyaret edildi. Depreme ailesiyle yaşadığı Antakya'da yakalanan ve 4 gün kaldığı enkaz altında yağmur suyuyla ıslanan bez parçasının suyunu sıkıp içerek hayatta kalan 13 yaşındaki Verdi Aslan, hasta yatağında Fenerbahçe yöneticileriyle buluştu. Bir kişilik evimiz var. Seni çok seviyoruz. En büyük hayali futbolculuk olan ve ailesini depremde kaybeden 13 yaşındaki Verdi Aslan, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Alanya Fenerbahçeliler Derneği üyeleri tarafından hasta yatağında ziyaret edildi. Mutlu oldun mu? Alanya Fenerbahçeliler Derneği öncülüğünde Fenerbahçe Dostluk Kütüphanesi projesi çerçevesinde Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kütüphane ve çocuk oyun alanı açılışı için hastaneye gelen Fenerbahçe Kulübü yöneticileri en büyük hayali futbolcu olmak olan Verde'ye moral ziyareti gerçekleştirdi. Antakya'da depreme yakalanarak 4 gün boyunca enkaz altında kalan ve Alanya Alküde tedavisi devam eden Verde'ye önceden sürpriz bir video hazırlayan Fenerbahçe yönetimi, futbolculardan oluşan ve Verde'ye iyi dileklerin sunulduğu videoyu kendisine izletti. Verde çok geçmiş olsun. Evet. Sana bir de Fenerbahçe forması hediye ediyoruz Verde'cim. Bunu maçlarda giyersin. Ziyarette Verde'ye Fenerbahçe forması hediye edilip tedavi sonrasında İstanbul'a davet edilerek maç sözü verildi. Senin için gelmişler bugün. Bu büyük jest karşısında çok mutlu olan Verde, Fenerbahçe'ye ve önce olan Alanya Fenerbahçeliler Derneği'ne teşekkür etti. Hayalim zaten futbolcu olmaktı. Bugün onları görünce hayalime bir adım daha yaklaşmış gibi oldum. Çok mutlu oldum. Depremden önce sürekli futbol oynadığını dile getiren Verde, iyileştikten sonra maçlara gideceği sözünü verdi.